İsmim Oğuz Handal, 50 yaşındayım. İş adamıydım, emekli oldum. Emekli olduktan sonra deprem felaketinin akabinde Adıyaman'a gönüllü olarak geldik, hizmet etmeye çalışıyoruz. Zekat Foundation of America kimdir? Türkiye'den Amerika'ya göç etmiş iş adamlarının zekatlarını değerlendirmek amacıyla kurduğu bir vakıf. Başkanımız Halil Bey, Halil Demir Bey, kendisi Urfalıdır. Daha sonra hizmet yaptığı, yapılan çalışmalar, faaliyetler çok beğenilince Amerika'da yaşayan diğer Müslümanlar da Zekat Foundation of America'ya müdahil olarak şu an bütün dünyaya iyilik ulaştırmaya çalışan bir vakfımız. Vakfımız 6 Şubat depremleri akabinde direkt hızlı bir şekilde aksiyon olup Altınşehir'de, Altınşehir sitesi önündeki boş alanda şu an K1 dediğimiz konteyner kentin karşısında ilk Adıyaman'ın ilk çadır kentlerinden birini kurdu ve aynı yardımlara başladı. O ilk en kritik dönemde yoğun bir şekilde aynı yardımlar, işte gıda olsun, hijyen maddesi olsun, biliyorsunuz kış ayları soğukla mücadele için gerekli bütün kıyafet noktasında elimizden geldiği kadar Adıyaman'a destek olmaya çalıştık. Sonra çadır kentler artık önemini kaybedip konteynerlere geçilme süreci başladı. Biz biliyorsunuz, hatırlarsanız o dönemlerde konteynerler dünyada bulunmuyordu. Hiçbir yerden konteyner tedarik edemiyordunuz. Ama Adıyaman'da o çok ciddi bir barınma problemi vardı. Bu problemin çözümü için hızlı bir şekilde ahşaptan mamul konteynerler, çadırları kaldırıp konteynerler yaptık. Zaman içerisinde bu konteynerler de artık hüviyetini, aslını kaybetti. Maksadının hasıl olmadı. Biz bunların zayi olmasını istemedik. Dedik ki biz bunları nasıl çevirebiliriz? Gerek AFAD'la, gerek diğer kamu kurumlarıyla görüşerek şu an üzerinde arazisi içerisinde bulunduğumuz projeyi başlatma kararı aldık. Onun haricinde yine Altınşehir'de psikoterapi merkezimiz vardı, hatırlarsanız eğer. Orada da elimizden geldiği kadar Adıyamanlı depremzede vatandaşlarımıza psikolojik destek olmak amacıyla faaliyetlerimizi yaptık ve ondan sonra o projeyi Kızılay'a devrettik. Şu an sadece buraya fokuslandık. Projemiz Eliyaman kadınları, Adıyaman'ın Eliyaman kadınları için istihdam amaçlı bir projedir. Ne yapacağız burada? Adıyaman'a özgü bütün el işlemeciliği, gıda, kurutmalık ürünler, aklınıza gelebilecek Adıyaman'la alakalı ne varsa tamamını biz burada imal edeceğiz. Atölye, her atölyenin kendine ait bir işi olacak. İşte iğne oyasıydı, el işçiliği, diğer şeyler, buna benzer bütün kadınlarımızın tamamını, bütün gördüğünüz her biri atölye olacak. Bu atölyelerde inşallah faaliyetlere başlayacak. Bunu Eliyaman Kadın Kooperatifi çatısı altında yapacağız. Bu kooperatifimiz kendi işinde mahir Adıyamanlı hanımlarımızın, depremzede hanımlarımızın kurduğu bir kooperatif ve biz de onlara destek verme kararı aldık. Onlar kooperatifi burada faaliyete başlayacak kooperatif ve Adıyamanlı depremzede kadınlarımızın ekmek sahibi olmasını, iş sahibi olmasını, meslek sahibi olmasını planlıyoruz. Arkamda kalan 7 tane atölyede tamamen gıda ürünleriyle alakalı. İşte badem, incir, zeytin, salça, pul biber ve Adıyaman'a özgü neyimiz varsa biz bunları buralarda imal edeceğiz ve satışa sunacağız. Bununla alakalı bütün satış, pazarlama ile alakalı da şu an bir çalışma başlattık. Hatta ilk parti ünitemizi Amerika'ya ihraç ettik. 3500 dolarlık küçük bir olsa da bile bir imalattan daha faaliyete geçmeden ihracata başladık. Biz burada öncelikli olarak depremzede kadınlarımıza iş ve istihdam imkanı sağlamak istiyoruz. Onunla beraber Adıyaman'ın da ismini ulaşabileceği son noktaya kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu solumda görmüş olduğunuz, diğer tarafta görmüş olduğunuz kültür evi lokal ve lokanta şeklinde, restoran şeklinde çalışacak. Adıyaman'a özgü ne kadar gastronomik
ürün varsa işte abuzer kebabımızdan, sarımsaklı pilavımızdan, patlıcanlı yoğurtlu çorbamıza kadar aklınıza ne geliyorsa sabah kahvaltısından akşam sonuna, akşam yemeği uzun saatler boyunca Adıyaman lezzetlerini üretecek ve satacak. Tamamı. Diğer bir alanımızda psikoterapi ünitemiz var. Bahsetmiştim Altınşehir'deki psikoterapi merkezinde edindiğimiz bilgiler ve deneyimler neticesinde. Burada daha farklı bir konsept geliştiriyoruz. Özellikle deprem sonrası afet travmatolojisiyle alakalı bir çalışma planlıyoruz. Psikolojik destek. Onun haricinde deprem yetimlerimizle alakalı bir, deprem yetim veya öksüzlerimizle alakalı onlarla psikolojik destek. Üçüncü olarak da yine planlamamız içerisinde buradaki psikoterapi ünitesinde uyuşturucuyla mücadele sonunda tedavi sonrası psikolojik destekle alakalı bir çalışmamız var. Bununla alakalı Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle görüşmeler devam ediyor. Tabii bu kadar hanımımızın olduğu yerde çocuklarımız da olacak. Bu çocukların da işte atölyelerde değil de bir tane kreş yaptık. Kreşimiz de en üst tarafta. İnşallah orada da çocuklarımız oynayacaklar. Geleceğimizde çocuklarımız da hep beraber burada böyle bir kalkınacağız. Biz Zekat Foundation of America olarak bu projeye çok inanıyor ve güveniyoruz. Güveniyoruz ve burada bir tane takip merkezi şeklinde bir ofis açacağız. Burası açık olduğu sürece Allah ömrünü uzun etsin. Ne kadar hizmet ederse biz de inşallah Allah nasip ederse biz burada olacağız ve sürekli destekleyeceğiz. Onun haricinde son sorunuz Zekat Foundation of America Adıyaman'daki yeni projeleri ne? Taslak aşamasında birçok projesi var. Bunlar bu proje sonlandıktan sonra gerekli şartlar oluştuğunda Adıyaman'a yapacağımız Allah izin verirse çok işimiz var ve sizlerle de paylaşacağız. Kısaca bunları anlattım. Tabii detaylar çok fazla. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa elimizden ne geldiyse dilimiz döndüğünce anlatabiliriz.